Alkolsüz içeceklerin plastik şişelerinin çoğunun tabanında 5 tane çıkıntı bulunur. Fakat gelin görün ki plastikten yapılan su ve meyve suyu şişelerinin tabanı ufak bir girinti dışında neredeyse dümdüzdür. Bu plastik şişeler bir kalıba yerleştirilen ve içine hava üflenen plastik tüplerden üretilir. Bu sayede tüp gerekli şekli alana kadar genişler ve şişeye dönüşür. Ancak burada şöyle bir sorun var. Genellikle şişelerin alt kısımlarında sabit durmalarını engelleyen dışa doğru bir çıkıntı bulunur. Bunu önlemek için alttan içeri bir miktar hava verilir ve bu küçük girinti oluşturulur. Üretilmesi daha az plastik gerektirdiği için tabanı düz olan şişeler daha yaygındır. Ancak alkolsüz içecekler ve maden suyu özel işlem gerektirir. Bu sıvılar plastiği dışa doğru itebilecek bir iç basınca sahiptir. Buysa tabanın şekline zarar verebilecek bir şeydir ve şişenin dengesini bozabilir. Bu yüzden basınca dayanıklı olsun diye gazlı içecek şişelerinin dibi kavisli olur. Normal bir kağıt parçasıyla kağıttan yapılmış bir tüpü katlamayı denerseniz ikincisinin direncinin daha fazla olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde böyle kavisli olan plastikler de her türlü basınca daha dayanıklı olur. Bütün böcekler ışığa gelmez. Hatta bazılarının bundan tamamen kaçındığı bilinmektedir. Ancak parlak ışığa gelenlerin kendilerince geçerli sebepleri vardır. Örneğin sivrisineklerin ampul gibi bir ışık kaynağına gitmelerinin nedeni bu şeyin ışık yayıyor olması değildir. Onları bu ışığa çeken şey serin gecelerde kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan sıcaklıktır. Çiçek nektarı yiyen bazı böcekler ampulü çiçekle karıştırabilir. Bunun sebebi ise nektarın ultraviyole ışınlarını yansıtması ve bazı ampullerin de etrafa aynı miktarda ultraviyole ışını yaymasıdır. Böcekler işte bu yüzden ampulü çiçekle karıştırabilir. Yüksek kalitede fotoğraf çeken çoğu cep telefonunda birden fazla kamera bulunur. Bunların her birinin bir amacı vardır. Genellikle yakın çekimler için kullanılan ve fotoğraftaki detayların daha net çıkmasını sağlayan bir lens olur. Fakat bu lensler hareket halindeki cisimleri yakalamak için yeteri kadar iyi değildir. Bu nedenle cep telefonlarında bu amaç için özel olarak bulunan başka bir lens daha vardır. Fotoğraf çektiğiniz sırada cep telefonlarının bütün kameraları birlikte çalışır. Aksi takdirde kameraların bireysel kusurları cihazın en iyi sonucu vermesini engeller. Cihazlarınıza taktığınız kulaklık ucu gibi birçok jakın üstünde küçük plastik halkalar bulunur. Bu halkalar jakların farklı bölümlerini birbirinden ayırır. Bu yüzden önemli şeylerdir. Bu bölümlere pim denir ve bunların her biri farklı bir amaca hizmet eder. Her bir jakta en az bir tane pim bulunur. Çünkü herhangi bir jakın en azından iki pime ayrılması gerekmektedir. Bunlardan biri herhangi bir paraziti engellemek, diğeri ise sinyali taşımak için gereklidir. Örneğin kulaklığınızda tek bir halka ve iki tane bölüm olması sesi aynı anda hem sağ hem de sol kulağınıza iletebildiği anlamına gelir. İki tane halka ve üç tane bölüm olmasıysa bölümlerin birinin paraziti yok etmek, diğer ikisinin de kulaklar için olduğunu belirtir. Üç tane halka ve dört tane bölüm ocağın bir set olduğu anlamına gelir. Bu durumda bu bölümlerden biri ana, diğer ikisi kulaklar için, sonuncusu ise mikrofon pimidir. Sinekler kendilerini temizlemek için uzuvlarını ovuşturur. Evet, bunu yapmalarının sebebi bu kadar basittir. Sineklerin vücudunun her yerinde küçük tüyler bulunur. Uzuvlarındaki bu tüyler mesela yiyecek bulmalarını sağlayan birer dedektör görevi görür. Ancak sineklerin dünyasında polen taneleri veya toz gibi küçük parçacıklar derttir. Çünkü sineğin vücuduna ve özellikle de ayaklarına yapışırlar. Bu şeyleri temizlemek isteyen bir sinek de her fırsat bulduğunda vücudunu ve ayaklarını ovuşturur. Sineklerle ilgili bir diğer konuysa çok hızlı olmalarıdır. Bir sineği yakalamaya çalışırsanız birçok kez başarısız olursunuz. Sinekler için insanlar tembel hayvan slotlar gibidir. Bunun nedeni bu böceklerin dünyayı bize kıyasla ağır çekimde görüyor olmasıdır. Farklı türlerin hız algısı da farklıdır. İnsanlar için dünyanın dönüş hızı bir kaplumbağaya kıyasla iki kat daha fazladır. Bir sinek içinse bu fark 4 kattır. Bir videoyu 0,25 hızında oynatın ve birinin size bu kadar yavaş yaklaştığını düşünün. İşte bir sinek sizi böyle görür. Buysa sineklerin sizden kaçmak için her zaman yeterince zamanı var demektir. Tenis topunun sarı olmasının bir sebebi var. İlk başlarda tenis toplarının rengi kortun rengine bağlı olarak siyah veya beyaz oluyordu. Ancak 1972 yılında Uluslararası Tenis Federasyonu bugün bildiğimiz sarı renkte top kullanımını bir kural haline getirdi. Çünkü bu yeşilimsi sarı renk insan gözünün en iyi algılayabildiği renktir. Ayrıca maçı televizyonda izleyenler de bu renkteki topları daha iyi görebilir. Bu renge optik sarı da denir ve genellikle yol işaretleri içinde tercih edilen bir renktir. Benzer bir nedenle okul otobüslerinin rengi de dikkat çekmek için sarı olur. Mesela kırmızıya kıyasla sarı renk şaşırtıcı bir şekilde daha kolay fark edilir. Karanlıkta ve yağmurlu veya sisli bir günde sarı rengi fark etme olasılığınız daha yüksektir. Okul otobüslerinin rengi aslında tam olarak sarı değildir ve tonu biraz turuncu içerir. Bu tonun resmi adıysa Ulusal Okul Otobüsü Parlak Sarısıdır.
Basketbol topunun renginin turuncu olmasının sebebi de daha kolay görünebilir olmasıyla alakalı. 1950'lerden önce basketbol topları kahverengiydi. Sonra bir üniversite takımının koçu, topun hem oyuncular hem de taraftarlar için görünmesinin çok zor olduğuna karar verdi. Bunun üzerine topları daha kolay görünebilir hale getirmek için bir şirketle çalışmaya başladı ve topların rengini turuncuya çevirdi. Turuncu basketbol topu ilk olarak 1958 yılındaki bir maçta kullanıldı. Herkes bu topları çok beğendi ve renginin böyle kalmasına karar verildi. Futbol topları ise siyah beyaz televizyon ekranında kolay görünecek şekilde tasarlanmıştı. Çünkü o zamanlar futbol topunu başka bir renge boyamak hiçbir anlam ifade etmiyordu. Siyah ve beyaz gerekli kontrastı yaratıyordu ve televizyon izleyenler topu bu sayede daha kolay görebiliyordu. Artık renkli televizyonlar olmasına rağmen henüz kimse futbol topunun rengini değiştirmek için bir şey yapmaya yeltenmedi. Herhalde topların siyah beyaz olması şimdilik herkes için yeterli. Geçmişte çoğu uçak ya krom rengine boyanır ya da hiç boyanmazdı. Günümüzde ise çoğu uçağın rengi beyazdır. Beyaz dışındaki renkler ışığı emer. Sıcak bir günde siyah bir şeyler giyerek dışarı çıkarsanız, giydikleriniz sıcağı emeceği için muhtemelen terlemeye başlarsınız. Ancak beyaz renk ışığı geri yansıtır. Uçaklar beyaza boyandıklarında mümkün olan en az derecede ısınır ve güneşin radyasyonundan daha az zarar görür. Ayrıca güneş ışığına sürekli maruz kalması nedeniyle diğer herhangi bir renk zamanla solar. Beyaz uçaklarsa çok daha uzun süre güzelliklerini korur. Bunun yanı sıra uçağın gövdesindeki herhangi bir hasar beyaz rengin üzerinde daha kolay tespit edilebilir. Kırmızı, sarı, yeşil. Trafik ışıklarının renkleri neden böyledir? Günlük yaşantımızda bile kırmızının dur, yeşilin ise devam et ile güçlü bir bağlantısı vardır. Renkler arasında en uzun dalga boyuna sahip olan renk kırmızıdır. Bu herhangi bir renge kıyasla kırmızının daha uzaktan ve daha iyi fark edilebileceği anlamına gelir. Bu nedenle kırmızı çağlar boyunca uyarı rengi olarak kullanılmıştır. Örneğin trenler için olan trafik ışıklarını ele alalım. Geçmişte yeşil renk dikkat uyarısı, beyazsa devam et olarak kullanılırdı. Fakat en iyi seçim bu değildi. Çünkü mesela gece vakti yıldızlar veya diğer beyaz ışıklar devam et anlamına gelen beyaz ışıkla karıştırılabiliyordu. Nihayet bir süre sonra devam et için yeşilin ve dikkat uyarısı olarak da sarının kullanılmasına karar verildi. Ne de olsa bu renkler hem birbirlerinden hem de diğer renklerden kolayca ayırt edilebiliyordu. Otoyollardaki trafik ışıkları da kırmızı, sarı ve yeşil renkleriyle aynı düzeni takip eder. Gerçi Japonya bu hususta istisnadır. Çünkü Japonya'da yeşil yerine mavi kullanılır. Eski zamanlardan beri Japon dilinde sadece 4 temel renk için yani beyaz, siyah, kırmızı ve mavinin karşılığı olan kelimeler kullanılmaktadır. Yeşil olan her şeye ise mavi denir. Ancak modern Japonca'da artık yeşil kelimesinin de yer aldığını belirtmek isterim. Dünyanın geri kalanına yeşil görünen bambu kelimesi bile Japonca'da mavi bambular anlamına gelmektedir. Japonya'da trafik ışıkları ilk kullanılmaya başlandığında dünyanın geri kalanında olduğu gibi yeşil renk tercih edilmişti. Fakat resmi belgeler bu rengi mavi olarak tanımlıyordu. Burada şöyle bir sorun vardı. Uluslararası trafik kuralları ve yönetmelikleri trafik ışıklarının renklerinden birinin yeşil olması gerektiğini belirtiyordu. Buysa Japonların rengi değiştiremeyeceği anlamına geliyordu. Ama Japonlar bu konuda bir uzlaşmaya vardı ve mavinin en yeşil tonunu kullanmaya karar verdiler. Yani teknik olarak Japonya'da devam et ışığı için uluslararası hukuka uygun olacak kadar yeşil bir renk kullanılıyor. Çoğu sinema salonunun koltuklarının rengi kırmızıdır. Bu renk koltukların daha kolay fark edilmesi için seçilmemiştir. Aksine bunun sebebi tam tersidir. Işığın zayıf olduğu koşullarda gözümüzde silinip giden ilk renk kırmızıdır. Buysa tam da sinema salonunda olmasını istediğimiz şeyi sağlar. Ekrandan başka hiçbir şeyi görmememizi. Şimdi size bir sorun var. Eğer karanlıkta silinip giden ilk renk kırmızıysa çok önemli dur işaretleri neden kırmızıya boyanıyor dersiniz? Belki bunun sebebini başka bir videoda anlatırım.